Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Fenerbahçe'nin tabii ki gündeminin bir numaralı maddesi Twente karşılaşması. Twente'ye yönelik birkaç cümle söyleyeceğim. Yani o maçla ilgili genel durumdan da biraz bahsetmek istiyorum. Ama Fenerbahçe'nin tabii ki transferle ilgili gündemine de Livakovic bombası düştü. Bombası derken Livakovic oldu, oluyor, gelmiyor, geliyor derken, İspanya gidiyor derken Fenerbahçe ısrarlı girişimlerinin sonucunu aldı. Bunu da özellikle söyleyelim ve Fenerbahçe'nin artık bir yabancı kalecisi var diyebiliriz. Henüz daha kap bildirimi bu saatte gelmemişti ama Fenerbahçe zaten 5 saat 6 saat önce bugün geleceğini açıklamıştı ve bugün de zaten oyuncu geldi ve kulübe gitti. Sanıyorum onunla ilgili onu duyuracak o sosyal medya çalışmasının devam ettiğini vurgulayabiliriz. Fenerbahçe'de şimdi bu transfer de bitince geriye sadece bir 6 numara transferi kaldı. Onu özellikle söyleyebiliriz. O 6 numara transferinden sonra da zaten Fenerbahçe işi fırsat transferlerine dökecek ya da fırsat transferi olarak bulabileceği bir oyuncu var mı? O manada bir oyuncu da gündeme geldi. Onu söyleyebiliriz. Bu noktada İngilizlerin Express gazetesi de bir başka oyuncuyu Fenerbahçe'ye geleceği konusunda ısrarlı bir yayın yapıyor. Ondan da size bahsedeceğim. Ve Nicolas Dominguez mi diyeceğiz yoksa başka bir oyuncu mu 6 numara için, onu söylemeye çalışacağım. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorum, beğeni ve abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu söyleyelim. Ve hemen şu size Twente ile ilgili birkaç tane küçük not iletmeye çalışayım. 24.2 yaş ortalamasıyla oynayan bir takım. Orada tanıdık bir isim var, Naci Ünü var. Geçen sezon biliyorsunuz Trabzonspor'da fazla şans bulamamıştı. 3 önemli oyuncusunu kaybetti. 2 kanat oyuncusuyla bir de ön liberosunu. Zeruki ve Černý, bunun yanında Missinyan da gitti, 3 oyuncusu. Gidenler çok değerli bakmayabiliriz. 4-3-3 oynuyor. Şu anda puan sıralamasında 6 puanla 2. sırada, 7 gol attı, 2 gol yedi. Önemli bir başarı tabii bu manada baktığımızda. Genç bir takım, koşan bir takım olduğunu söylemiştim. Gerçekten de bunun önemli olduğunu da vurgulayalım. Fenerbahçe'nin kadrosundan da size bahsedeceğim zaten. Onunla ilgili bilgi vereceğim. Çünkü önemli nokta Fenerbahçe'nin ne yapacağı. Söylediğim gibi 2 kanat ve bir oyun kurucu oyuncu transfer etmek istiyorlar. Onu vurgulayalım ve geçelim şöyle, yani 40 milyon euroluk bir bütçesi var. Oysa Fenerbahçe'nin 60 milyon euro bu sezon satış geliri elde ettiğini söyleyelim. Ve Fenerbahçe'ye geçelim. Yani rakiple ilgili dikkat edilmesi gereken oyuncu, en tecrübeli oyuncuları 34 yaşında Wolf Winkel, forvet oynuyor ve kalecilerinin de en yaşlı oyuncu olduğunu, Unestad 33 yaşında. Bunu bir kenara bırakıyorum. Yani çünkü Fenerbahçe'de nedir gelişmeler, ona bakalım. Fenerbahçe'de bir son dakika gelişmesi gerçekleşti. Fenerbahçe 2 oyuncuyu çıkarttı, 2 oyuncuyu aldı. Luan Perez ve Miha Zajc çıktı. Osay Samuel ve Bartu Elmas kadroya dahil edildi. Biliyorsunuz son 24 saat kalana kadar kadro değişiminde 2 oyuncuyu değiştirebiliyorsunuz. Onu söyleyelim. Ve devam edelim. Şimdi önemli noktalar dedik transferle ilgili, ama ona geçmeden önce hemen kadroyu sizlerle paylaşayım. İrfancan Eğribayat kalede, Ferdi ve Osterwolde'yi kanatlarda bekliyoruz. Her ne kadar Osay Samuel gelse de bir ihtimal, ama Osay Samuel'in tabii bir maç trafiği eksiği de var. Ferdi ve Osterwolde, Bekao ve Ciku'nun stoper bölgesinde görev alacağını, İsmail Fred yan yana orta sahada, 4-1-4-1 olursa İsmail Fred önde, Szymański, Reinkent, Szymański ve Tadic, önde de Dzeko'yu bekliyoruz. Onu özellikle söyleyebiliriz. Bu manada şunu da bir not olarak ekleyelim.
Osterwolde ve Tadic eski takımına karşı oynayacak. Twente onların eski takımı, onu özellikle vurgulayalım istedim. Evet, şimdi devam edelim. Şöyle devam edelim. Transfere bakarak devam edelim. Livakovic geldi ve yani dün de bu konuda bir açıklaması vardı. Jakirovic'in, onu söyleyelim, Dinamo Zagreb teknik direktörünün, demişti ki Sparta Prag maçında kalede olacak mı diye sorduklarında, bugünkü bilgilere göre yarın kalede Livakovic olacak demişti. Bugünkü bilgilere göre, demek ki o bugünkü bilgiyi biliyordu. O durum ortadan kalktı ve Livakovic geldi. Tabii Livakovic'in 2022 Dünya Kupası performansının ne kadar mükemmel olduğunu söylemeye bilmem gerek var mı? Gerçekten önemli bir kaleciyi Fenerbahçe transfer etmiş oldu. Şimdi Fenerbahçe 9 artı 1 milyon euro bonservis, 2 milyon euro maaş diye gelen bilgiler böyle. Ama bunu söylerken kap bildiriminin gelmediğini de vurgulayayım. Fenerbahçe aslında oyuncu o Sparta Prag maçında oynayacağını söyledi teknik direktör, ama Fenerbahçe artık çok ısrarlı bir şekilde, hani demiştim dün de videoda, ya sev ya terk et, ya terk et, aynen öyle oldu. Oynamasına izin vermedi Sparta Prag maçında. Hayır, kesinlikle olmaz, oynamayacak dedi ve oynamadan oyuncu geldi. Şimdi Livakovic Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Önemli bir kaleci. Uzun süredir hep şu konuşuluyordu. İşte Galatasaray'ın kalesinde Muslera gibi bir kaleci var ama biz öyle bir kaleci bulamadık deniyordu. Şimdi Livakovic o karşılığı vermeye çalışacak Fenerbahçe taraftarına. 6 numara transferi ne? 6 numara transferi kaldı. Bir de fırsat transferi olabilir. Ali Koç'un söylediği, onunla ilgili isim de var elimde, söyleyeceğim. 6 numara transferinde hala Rade Kurunic'in önde olduğunu söyleyebiliriz Milan'da. Oyuncu kesinlikle Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Milan'da da teknik direktör kesinlikle bırakmayacağım diyor. Böyle bir mücadelenin içerisinde Fenerbahçe tıpkı Livakovic'te olduğu gibi henüz ondan vazgeçmiş değil. Israrını sürdürüyor ama sonuç itibariyle başarılabilir mi? Çünkü sonuçta sözleşmesi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Sözleşmesi olan oyuncuların kendi kararları dışında tabii ki kulüplerinin de karar vermesi lazım. Teknik direktör Pioli kesinlikle takımda kalsın, hatta gerekirse parasını yükseltelim kalsın diyor. Ama Fenerbahçe hala vazgeçmiş değil Rade Kurunic'den. Bu arada şöyle bir gelişme var. Nicolas Dominguez'in menajeri, yani menajerlik şirketi diyelim ona. Menajerlik şirketi Inter Players. Bu şirket Fenerbahçe'ye yeni bir oyuncu önerdi. Nicolas Dominguez de pek fazla mesafe kat edilemedi bütçe açısından, Bologna ile anlaşılmadığı için. Guido Rodriguez'i önerdi menajere. Şimdi bu menajerin, yani Inter Players şirketinin enteresan bir gelişmesi var. Bazı şeyleri birbirine bağlayacağız şimdi. Nedir gelişmesi? Nicolas Dominguez ile Fenerbahçe dirsek temasına girmişti. Şimdi Guido Rodriguez'i önerdi. Kim bu Guido Rodriguez? Ondan önce bahsedelim. 29 yaşında Arjantinli, Real Betis'te forma giyiyor. 2024'te sözleşmesi bitecek bir ön libero. Ve merkez orta sahada oynuyor tabii. Ve bu sezon 2 maç oynadı, 180 dakika. Yani Real Betis'te sürekli oynayan bir oyuncu. Onu söyleyelim. Peki Inter Players'la ilgili ne tür bir gelişme var? Onu da söyleyelim. Şöyle bir gelişme var. Dikkat edin, Fenerbahçe'nin gündeminde Ocampos vardı. Nicolas Dominguez vardı. Eric Lamela da en baştan devreye girmişti Fenerbahçe'de. İşte bu 3 oyuncunun da menajerlik şirketi aynı, Inter Players menajerlik şirketi. Demek ki o oradan Fenerbahçe ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Guido Rodriguez de yine gündemde olan oyunculardan bir tanesi. Şimdi bir fırsat transferiyle bir de İngiliz basınından gelen bir haber var. Onu sizlerle paylaşacağım. Express gazetesi İngilizlerin diyor ki James Hudson-Odoi'yi Fenerbahçe alıyor. Görüşmeleri tamamladı diyor. 2000
24'te sözleşmesi bitecek 22 yaşındaki Chelsea'li oyuncunun geçen sezonda Bayer Leverkusen'de kiralıktı. 21 maç oynadı, 1 gol 1 asistle. Kanat oyuncusu, sol kanatta oynuyor. Şimdi Fenerbahçe'nin önceliği değil bu oyuncu. Onu söyleyelim, İngiliz basını yazdığı için biz gündeme getirdik. Ama bir fırsat transferi olarak Fenerbahçe'nin Eylül ayında beklediği bir transfer var. Jota'dan bahsediyoruz. Portekizli oyuncu Celtic'ten İttihat Kulübü'ne gitti. İttihat'a. Fakat İttihat Kulübü oyuncuyu Eylül ayında serbest bırakmak istiyor. Sanıyorum yabancı tercihleri meselesi sorun oldu. Mutlu değiller ve bırakmak istiyorlar. 2026'ya kadar sözleşmesi olan oyuncu eğer serbest bırakılırsa Fenerbahçe Jota'yı bir fırsat transferi olarak transfer etmek istiyor. Benfica'dan Celtic'e, Celtic'ten de İttihat Kulübü'ne gitmişti. Hem de 30 milyon euroları gören bir oyuncuydu. Onu da özellikle söyleyelim. Tabii ki işte bu Ocampos olsun, James Hudson-Odoi olsun, Jota olsun, bunlar tabii genellikle Fenerbahçe'nin şu anda ihtiyacı, öncelikli ihtiyacı olan oyuncular değil, sadece sol kanat oynuyor oyuncular. Onun için Fenerbahçe sol kanat, Ocampos sağ kanat. Fenerbahçe şimdi 6 numarayı bulmaya çalışıyor. Radyo Kurunic hala devam ediyor çalışmaları Radyo Kurunic'in ve menajerin Nicolas Dominguez'in, ki belki de Fenerbahçe Nicolas Dominguez'de de ısrar edecek, Guido Rodriguez'i önerdiğini söyleyelim. Evet, beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.